Sinebeş ekranlarından herkese merhabalar efendim. Günün sohbetlerine hoş geldiniz. Keyifli bir akşam diliyorum herkese. Bugün programımızda yine çok önemli bir konu başlığımız var. Akabinde sizlerden gelen soruları cevaplandıracak sevgili hocamız. Sualleriniz için mail adresimiz gonulsohbetleri@sinebeş.com.tr'dir. Hemen yayınımızın başında belirteyim. Sevgili hocam nasılsınız? İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Geçen haftaki programımızda değerli izleyicilerimize Sinebeş TV'nin mail adresini verince... Herhalde sorular gelmeye başladı. Sualler gelmeye başladı değil Çok mi? Çok da güzel oldu. İnşallah bu haftadan itibaren izleyicilerimizden gelen bazı fıkhi sualleri de cevaplandıracağız tabii. Çok önemli bir konu başlığımız var dedim. Konu başlığımız dinimizde ilme ve ilim adamlarına verilen değer. Dinimizin mukaddes kitabı olan Kur'an-ı Kerim oku ayet-i kerimesiyle başlıyor. Hı hı. Sevgili peygamberimize. İlk gelen Alak Suresi Cellesi'nin 5 ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz Estağfirullah İkra Bismi Rabbikellezi halak halakal insane min alak İkra ve Rabbukel ekremullezi alleme bil kalem allemel insane malem ya'lem buyurmuştur. Şurası bir hakikattir ki okuyan ve okumasından istifade edebilen insanlar daima tekamül kaydederler. Okuma akli ve fikri gelişmeyi temin eder. Ama burada şunu da belirtmek gerekir ki, okumak ve ilim öğrenmek sadece mekteplerde, okullarda olmaz. Mekteplerde, okullarda talebeye sadece birer anahtar verilir. Bu anahtarı alan öğrenciler, içerisinde ilim hazinesi bulunan kapıları açtıkları takdirde ilim öğrenebilirler. Aksi halde sadece etiket elde edilmiş ve diploma hamallığı yapılmış olur. Okula gitmek de olmuyor yani. Tabii efendim. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem talebul ilmi faridatun ala kulli müslim buyurmuşlardır. İlim öğrenmek, tahsil ve talep etmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır. İşte bu hadis-i şerif bize ilim öğrenmekten bahsediyor. Burada falan okulu bitirmek, filan diplomayı elde etmek farz denilmiyor efendim. İlim öğrenmekten bahsediliyor. Evet. Binaenaleyh ilim sadece mekteplerde değil, dışarıda da öğrenilebilir. Zaten mektebi bitirdiği halde ilim tahsiline hususi olarak şahsi çalışmalara devam etmeyen insanlar boş kalmaya mahkum. Şey kalıyor. Vardır hocam, mesela üniversite mezunu nice cahiller var deriz değil mi? Evet evet. Ama okuyamamıştır, durumu yoktur, gönderilmemiştir, bazı sebeplerden dolayı okula gidememiştir ama kendisini çok geliştirmiş insanlar da Hayat Üniversitesi'nden evet, mezundur. Hayat Üniversitesi, evet, Hayat İrfan Okulu derler. Mektebi'nden mezundur. Evet. Nice üniversite mezunlarını cebinden çıkaran aynen. insanlar vardı. Aynen. Sevgili peygamberimiz bize bir tavsiyede bulunuyorlar. Men isteva yevmahu feve mahbunu. İki günü birbirine müsavi olan aldanmıştır. O halde biz ilim yönünden de iki günümüzü birbirine eşit tutmamalıyız. Ki zarar ve ziyandan, helakten, hüsrandan kurtulmuş olabilelim. Yaratılmışların en şereflisi insan. İnsanı diğer varlıklardan ayıran bir özelliği de ilim değil midir hocam? Evet efendim. Hatta şereful insane bil ilmi vel edep la bil mali ben nesep denilmiştir. İnsanın şerefi ilim ve edepledir. Mal ve neseple değildir. Herkes biliyor insanların diğer varlıklardan imtiyazlı ve üstün olmaları kuvvetle, vücut diriliğiyle, çok yemekle, yiğitlikle değildir. Ya ne iledir? İmanla, ilimle, ahlakla, takva iledir. Allah-u Teala bu konuyla ilgili olarak Beyne suresinin 6 ila 8. ayet-i kerimelerinde şöyle buyurur. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkara sapanlar var ya, onlar elbette içinde devamlı kalacakları cehennemdedirler. İşte onlar yaratılanların en kötüleridirler. İman edip iyi amellerde bulunanlar ise işte onlar yaratılanların en iyileridirler. Onların elbette ki Rableri yanında mükafatı altlarından ırmaklar akan içinde devamlı kalacakları adin cennetleridir. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. İşte bu yani mükafat ve rıza mertebesi Rabbinden korkanlara mahsustur. Demin işaret ettiğimiz gibi şereful insani bil ilmi vel edeb la bil mali ve nesep insanın şerefi ilim ve edepledir. Mal ve neseple değildir. Kelamı kibarı
aslında konuyu çok güzel özetliyor. Bir hadis-i şerif de var bu konuda. Rütbetül ilim e'le rüteb buyurmuştur. İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir. Bu hadis-i şerifte ilim rütbesinin yüksekliğini ifadeye kafi olsa gerekir. Şüphesiz ki kamil bir iman, tam bir taat ve ibadet, Allah-u Teala ve Resulüne bir hakkın itaat ve ittiba, iyiliğe emretme, kötülükten nehyetme, cihat, ilahi kelimetullah için yapılacak çalışmalar, İslam'ı en iyi şekilde tebliğ, Allah yoluna davet vesaire hizmetler layıkı veçile ancak ilim, irfan ve hikmetle yapılabilir. İlim öğrenmek için çalışmak gerekir. Geçmişteki alimlerimizden her biri ilme başlayınca zamanında okunması adet olan ilimleri okumuşlardır. Zaten bir hadis-i şerifte de innemel ilmu bitteallüm. İlim ancak teallüm iledir buyurulmuştur. Bütün İslam tarihi boyunca ilim öğrenmek için İslam aleminin her tarafındaki meşhur ilim merkezlerine ve şöhretli alimlerin huzurlarına gitmek önemli bir şart olarak görülmüştür. Cenab-ı Hak ilmi isteyene, malı ise kendi istediğine vermektedir. Mal ve mülk herhangi bir kimsenin eline çalışmadığı halde mesela miras yoluyla geçebilir. Evet. Babası ölür, bir anda ufak bir çocuk çok zengin bir insan olabilir. Evet. Ama ilim böyle değildir. İlme kişinin kendi şahsi gayreti evet, lazımdır. Çalışarak, azmederek. En büyük İslam alimlerinden biri olan İmam Şafii, لِكُلِّ şeyin مَانِعُنْ وَلِلْعِلْمِ مَوَانِعُ buyurmuştur. Her şey için bir mani vardır ama ilim için çok maniler vardır. Mesela ben burada bir örnek vermek isterim. Tabii. Meşhur hadis alimlerinden Hakimi Tirmizi var. Özbekistan'ın Tirmiz şehrinden. Kütüb-i Sitte müelliflerinden olan meşhur İmam Tirmizi'den başka bir zat bu. Hı hı. Ama onun hemşehrisi aynı şehirden. İki arkadaşıyla ilim öğrenmeye gideceklermiş. Hı hı. Arkadaşları annelerinden babalarından izin almışlar. Fakat Hakimi Tirmizi annesine gelmiş. Yavrucuğum senin baban yok. Ben dul bir hanımım. Yaşlıyım, hastayım, öbürlerinin tuzu kuru, ben sana izin veremem demiş. Fakat bu genç, ben ilim öğrenemeyeceğim, cahil kalacağım, arkadaşlarım alim olacaklar, ben onların mertebesine, rütbesine gelemeyeceğim, çok geride kalacağım diye her gün kabristana gider, hüngür hüngür ağlarmış. Bir zat gelmiş, yaşlı, muhterem bir kimse, yavrum, senin bir derdin var galiba. Derdini söylemeyen derman bulamaz demişler. Anlat da çare olmaya çalışalım demiş. Derdini bilelim. Amca benim derdim senin çare bulacağın cinsten bir şey değil. Teşekkür ederim sağ ol demiş. Evladım hele bir söyle bakalım. Israr edince bu durumu söylemiş Gülçe Hanım. Eğer sen her gün ikindi namazından sonra bu kabristana gelebilirsen ben sana akşama kadar ilim öğretirim demiş. Amca demiş sen bu işlerden anlar mısın? Biraz anlarım demiş. Meğer Hızır Aleyhisselam'mış o gelen. Oo. 3 sene ona ilim öğretmiş. 3 sene içerisinde Gülşah Hanım çok enteresan. Ne talebe hocam sen kimsin diye soruyor. Ne hoca kendisini söylüyor. Nihayet yavrum bu kadar ilim sana yeter. Artık ben gideyim demiş. Ve hocam bana hakkınız geçti. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz men allemeni harfen fakat sayyareni abden buyurmuştur. Kim bana bir harf öğretirse beni kendisine köle yapmış olur. Benim şimdi size dua etmem lazım. İsmi alinizi lütfeder misiniz demiş. Yavrum ben Hızır'ım demiş. Oo. Gülşah bakın men talebe ve cedde vecede demişlerdir. Kim talep eder de ciddiyetle isterse bulur. Bu ne yaptı? Ciddiyetle istedi. Niye? İlim öğrenemeyeceğim diye gitti mezarlıkta kaç gün ağladı değil mi efendim? Evet. Allah-u Teala bunun bu halis niyetinin karşılığında Hızır Aleyhisselam'ı göndermiştir efendim. Ya. Onun için Yüce Rabbimiz ilim öğrenmek isteyenlere ilim öğrenme vesilelerini çıkarıyor. İlim mevzuunda, ilmin temin edeceği yüksek derece hususunda Kur'an-ı Kerim'de müteaddit ayet-i celaleler
ve Peygamber Efendimizin de birçok hadis-i şerifleri vardır. Başta Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayet-i kerimelere temas edecek olursak, esasında 700'e yakın ayet-i kerime var. Mukaddes kitabımızda Allah lafzı celali 2500-3000 defa geçiyor belki. En çok geçen kelime herhalde Allah lafzı celalidir. Alime 2697 defa geçiyor Allah lafzı celal. Kökü alime olan, ilim kelimesinden müştak olan, türemiş olan kelimeler Kur'an-ı Kerim'de 676 defa geçiyor. Biz mucemlerden, fihristlerden bir araştırma yaptık. Herhalde Allah kelimesinden sonra Kur'an-ı Kerim'de en sık geçen kelimelerden biri olmalıdır bu ilim kelimesi. Bakın bir ayet-i kerimede Allah-u Teala estaizu billah şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıs buyuruyor. Allah varlığına ve birliğine kendi zatını şahit tuttuğu gibi melekleri ve bir de ilim sahiplerini şahit tutuyor. İkincisi estaizu billah yarfa'illahu allazina amenu minkum vellezina utul ilme derecat. Allah sizden iman edenleri ve ilim sahiplerini yükseltir. Yine bir başka ayet-i kerimede estaizu billah kul hel yestevillezina ya'lemun vellezina la ya'lemun inma yetezekkeru ulul elbab buyuruyor. Ey Habibim'deki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri idrak eder. Peki hocam, Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesidir. İmkanı olduğu halde okumayı reddeden kişi günaha girmiş olur mu? Efendim, öğrenmesi gereken ilimleri öğrenmemişse günahkar olur. Ha. Ne gibi? Akaid, fıkıh ve ahlak ilimlerini, akıl ve bali, kadın ve erkek her Müslümanın öğrenmesi lazımdır. Zaruret miktarınca. Hı hı. Akaid ilmi dediğimiz amentü esasları. Hı hı. Fıkıh ilmi dediğimiz abdest, gusül, namaz, oruçla ilgili bahisler. Evet, abdestle ilgili de çok sorumuz var bugün. Değerli izleyicilerimizin soruları var zannediyorum bugün. İnşallah evet. Onları da konuşmamızın son dörtte birlik bölümünde değerlendirmeye, cevaplandırmaya çalışalım. Keza ahlakla ilgili hususları Müslümanın bilmesi, öğrenmesi lazım. Mesela ucub, kibir, haset. Bunlar ahlakla yani tasavvufla ilgili sıfatlardır. Peki fen bilimleri de girer mi bunun içine hocam? Nasıl efendim? Fen bilimleri de girer mi bunun içine? Efendim, fen bilimlerinin öğrenilmesi farz-ı kifaye sayılıyor. Şöyle ifade edelim bunu. İlimler önce akli ilimler ve nakli ilimler diye iki ana kategoriye ayrılıyor. Akli ilimler nakli ilimlerin öğrenilmesine yardımcı olduğu için bunların öğrenilmesi farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye demek bildiğimiz gibi bazı insanlar yapınca diğerlerinden farz sakıt oluyor. Cenaze namazı gibi. Bir mahalle, bir Müslüman vefat etse o mahallede velev bir kişi bunun cenaze namazını kılsa bütün Müslümanlar mesuliyetten kurtulur. Ama bir kişi dahi olsun namaz kılmazlarsa o mahallede bulunan Müslümanların hepsi mesul olurlar, sorumlu olurlar. Din ilimleri, nakli ilimler ayrıca ikiye ayrılıyor. İptidai ilimler, yani başlangıç ilimleri ve yüksek din ilimleri. Başlangıç ilimlerinin öğrenilmesi de farz-ı kifaye. Ehlinin malumudur diye söyleyeyim. Sarf, nahi, bedi, beyan, belagat, metni, lügat, iştikak gibi ilimler var. Bunların öğrenmesi farz-ı kifaye. Yüksek din ilimleri 8. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, usulü kelam, tasavvuf, usulü fıkıh, usulü hadis. İşte bu 8 ilimden de sadece 3 tanesini öğrenmek farz-ı ayın. Yani herkesin bizatihi öğrenmesi gerekiyor. Evet. Diğer 5'i farz-ı kifaye. Peki fen ilimleriyle ilgili sual sordunuz. Evet. Fen ilimlerinin öğrenilmesi
O işten, yani keyfi okulu terk etmek. O işi bilen, o işte meşgul olabilecek, zamanı müsait olan gayrimüslimler ilimleri öğreniyorlar ve Müslümanlara o sebeple zarar veriyorlarsa, hı hı, onların karşısında bu ilimleri öğrenmeyen Müslümanlar günahkar olurlar. Hatta kitaplarda şöyle bir misal de verilir. Gayrimüslimler atom bombasını bulsalar ve bununla Müslümanlara zarar verseler, hı hı, Müslümanların da çalışıp çabalayıp bunu bulması gerekir. Çalışmazlarsa, bulmazlarsa günaha girerler. Yani bunu şöyle bir şey diyebiliyoruz. Anne baba çocuğunu okutmakla yükümlüdür de diyebiliyoruz. Evet efendim. Yani öğrenmeleri gereken ilimleri gerek okulda gerek okul dışında, evet, öğretmeye mecbur ve mahkumdu. Evet. Bugün artık milletlerin ilerlemesi, devletlerin kalkınması, memleketin yükselmesi ilme, irfana bağlı. Gerek o okula bakımdan, göndermek, gerekse evlerinde eğitmek durumunda. Sözünüzü... O bakımdan yavrularımıza iyi bir eğitim vermemiz lazım. Evet. Ayet-i kerimeler bitmedi ama herhalde reklamdan evet, sonra sözünüzü diyeceksiniz zannedersem. Aynen, sözünüzü vallahi kesiyorum. Kısa bir yerden sonra buradayız efendim. Efendim, gönül sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor sevgili hocam. İlimle ilgili ayet-i kerimelerden bahsettik. Peygamber Efendimizin İlimle ilgili hadis-i şeriflerinden bahsedelim dilerseniz biraz da. Tabii. Efendim, ben bir hususu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Demin Kur'an-ı Kerim'de 2697 defa Allah lafzı celali geçiyor dedik. İlimle ilgili 676 tane ayet-i kerime var dedik. Biz Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinin hem metnini hem mealini verdik. De ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahipler bunları düşünürler. Yine Mücadele suresinin 11. ayet-i kerimesinin mealini verdik. Allah sizden iman etmiş olanlarla kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini yükseltir. Bir ayet-i kerime daha zikredeyim. Sonra hadis-i şeriflere geçelim. Estağfirullah. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Bu da Fatır suresinin 28. ayet-i kerimesidir. Allah'tan kulları arasında hakkıyla ancak alimler korkar. Daha pek çok ayet-i kerime var. Ama zikri cüz irade-i kül diye eskilerimizin söylediği bir kaide var. Parçayı zikredi bütünü kastetmek kaidesi. Buna uyarak bu üç ayet-i kerimeyle yetinelim. Şimdi de bir nebze Peygamber Efendimizin hadis-i bu konudaki birçok, pek çok hadis-i şerifinden birkaç tanesini zikredelim. Birisi çok önemsiyor. Utlubul ilme minel mehdi ilel lahd. Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. İkincisi, demin okudum ama tekrar edeyim. Talebul ilmi faridatun ala kulli müslim. İlim talep etmek erkek ve kadın her Müslümana bir farizadır, vazifedir. Diğer hadis-i şerif, sadakanın en faziletlisi Müslüman kimsenin ilim öğrenmesi, sonra onu Müslüman kardeşine öğretmesidir. Bakın efendim, öğrendiğini başkasına öğretmek de var. Bir hadis-i şerif daha var. Udu alimen ev mutaallimen ev müstemi'an ev muhibben felâ tekünül kâmisete fetehlike. Ya alim ol, ilmi öğreten ol. Veya öğrenci ol. Yahut dinleyici ol. Yahut da bunlara muhabbet besleyici ol. Bu suretle hal ve istikbalini temin et. Bu dört grubun dışında beşinci olma. Yoksa helak olursun. Bir hadis-i şerifte de men amile bime alime allemehullah ma lem ya'lem. Kim bildikleriyle amel ederse Allah ona bilmediklerini de öğretir. Bir rivayette de evrasehullah ma lem ya'lem. Bilmediği ilme onu varis kılar buyurulmuştur. Yine bir hadis-i şerifte istediğiniz kadar okuyun. Bildiğinizle amel etmedikçe Allah size mükafat vermez. İşte misal olarak birkaç tanesini zikrettiğimiz, hı-hı, bu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden başka ilim mevzuunda daha birçok ayet ve hadis vardır. Hı-hı. İnşallah onlara yeri ve zamanı gelince yine temas etmeye çalışırız. Bu konuda Cami'u Beyanil İlim ve Fadlihi diye İbn-i Abdülber'in bir kitabı var. Üç cilt halinde Türkçe'ye tercüme de edilmiştir. Dolayısıyla ilim konusunda yazılmış çok kıymetli eserler vardır. Kütüb-i Sitte
diye bildiğimiz 6 muteber hadis kitabında da Kitabul İlim başlığını taşıyan ilim bölümleri vardır. Hı. Oralarda da pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. İşte biz inşallah zaman zaman bu hadis-i şerifleri burada dile getirmeye çalışacağız. Peki hocam, ilim ve amel münasebeti hakkında ne söylersiniz? Her Müslümanın ilk vazifesi Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz'in talim ettikleri esasları öğrenmek ve onlara, yani Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniye uygun olarak ameli salihte bulunmaktır. Bu da ancak bu sahanın müteassıslarının, yani müçtehit imamların, mezhep imamlarının dediklerine uymakla olur. İman ve İslam esaslarını bilip tatbik edecek, ibadet yapacak kadar ilim öğrenmek her Müslüman için zaruridir. Demin akıl ve bali, erkek ve kadın her Müslüman üzerine farza indi dedik ya efendim. Nitekim bir hadis-i şerifte bir kere daha vurgulayacak olursak, ilim öğrenmek erkek ve kadın her Müslümana farzdır buyurulmuştur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ilme değer verildiği kadar ilim ile amil olmaya da değer verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de amelin lüzumu defalarca beyan buyurmuştur. Nitekim amel hususunda 135 kadar ayet-i kerime vardır. Bunlardan 25'inde ameli salih adı verilen her türlü iyi işten bahsedilmektedir. Aynı zamanda iyi ve kötü işlerin nelerden ibaret olduğu da beyan edilmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde kendisine, yani Allah'a imandan sonra salih ameli zikrederek onun önemini açıkça belirtmiştir. Ayet-i kerimeler yanında pek çok daha hadis-i şerif var. Bu konuda birçok ayet-i kerimeden birkaç tanesini şöyle sıralayabiliriz. İman eden, iyi amel ve hareketlerde bulunan, namazı dosdoğru kılan, bir de zekatı veren kimselerin Rableri indinde mükafatları vardır. Bakara suresinin 277. ayet-i kerimesinin mealidir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip de iyi amelde bulunursa artık onların üzerine hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Bu da Maide suresinin 69. ayet-i kerimesi. Yine kim de erkek olsun kadın olsun fakat mümin olarak iyi amelde bulunursa işte onlar içinde hesapsız rızıklara kavuşturulmak üzere cennete girerler. Bu da Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesidir. Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine yaptığı ibadette ona hiçbir kimseye ortak koşmasın. Keyif suresinin 10. ayet-i kerimesi. İnanan ve iyi işler yapanlardan halkın en hayırlılarıdırlar. Demin onu Beyine suresinden başında ve sonundaki diğer ayet-i kerimelerle okudum. İnnellezine amenu ve amilus salihati ulaikehum hayrul beriye. İman edip salih amel işleyenler mahlukatın en hayırlılarıdırlar. Yüce Rabbimiz bir sureyi celilede, Asr suresinde, asla yemin olsun ki insan hüsran, ziyan içindedir, zarardadır. Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Bunlar ziyandan kurtulmuşlardır buyuruyor. Asr suresinin 1, 2 ve 3. ayet-i kerimelerinde. Müslümanın ilmiyle amel etmesiyle ilgili bu ayet-i kerimeler ve benzeri ayet-i kerimeler yanında pek çok da hadis-i şerif vardır. Bunlardan birkaç tanesini de isterseniz sıralayalım. Buyurun hocam. Ey Müslümanlar, ilim öğrenin. İlim öğrenin. Öğrendiğiniz zamanla, öğrendiğiniz zaman onunla amel edin. O ilimle amel edin. Darimi'nin müstedinde geçiyor. Ey alimler topluluğu, ilimle amel edin. Zira alim bildikleriyle amel eden ve ilmi ameline uyan kişidir. Bu da Darimi'nin müsnedinde mukaddime kısmında geçiyor. İlimden istediğinizi öğrenin fakat bildiklerinizle amel etmedikçe ilmin size hiçbir menfaati olmayacaktır. Yine bir hadis-i şeriften, dilediğiniz ilmi öğrenin ancak öğrendiklerinizle amel edinceye kadar Allah sizi mükafatlandırmaz. Öğrendiklerinizle amel etmedikçe Allah size mükafat vermez. Gülce Hanım, daha pek çok ayet-i kerime, hadis-i şerif zikredilebilir.
Hocam, dinimizde İslamiyet'te ilme ve ilim adamlarına verilen değer konusunda yani bunlarla iktifa edebiliriz, yetinebiliriz. Öğrenmenin öneminden bahsediyoruz. Bir de öğretmek var. Burada öğretmenlerimizi anmadan da geçmeyelim. Öğretmenin önemi de çok büyük. Burada öğretmenliğin hatta, çok kutsal bir meslek olduğunun altını tekrar vurgulamak lazım. Buradan da ben bugünlere kadar gelmemi sağlayan bütün öğretmenlerimin de ellerini öpmüş olayım. Bir hadis-i şerifte la hasede illa fisneteyn. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Raculun atahullahu meelen fesellatahu ala heleketi fil hak ve raculun atahullahu ilmen feamile bihi ve allemehu. Kendilerine imrenilen iki kişiden birincisi Allah'ın mal verdiği ve onu hayırda harcama muvaffak kıldığı kişidir. Zengin kişi demiyor. Mal demiyor. Allah-u Teala'nın kendisine mal verdiği ve o malı hayırda harcama muvaffak kıldığı kişidir. Hı hı. Bazı insanlar çok fuzuli yerlere paralarını, mallarını harcayabilir. Evet. Kumara, içkiye, işlete, başka kötü yollara giden birçok insan var. Sonunda pişman oluyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. İmrenilecek, kıpta edilecek ikinci kişi Allah-u Teala'nın ilim verdiği, o ilme amel eden ve o ilmi başkalarına öğreten kişidir. Bütün muallimlerin başı sevgili Peygamberimizdir. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bir nebi, hem bir resul, hem bir ülazim peygamber, Hatemül Enbiya ve Resul, bunların yanında bir devlet başkanı, bir başkumanda, bir baş muallim, bir baş kadı, bunların da yanında mükemmel bir aile reisi, mütekamil bir baba, çok kamil bir eş, efendim çok iyi bir dede, hanımlarından, çocuklarından, torunlarından ondan şikayette bulunan bir tek fert olmamıştır. Bırakın onu 150 bin adede bulan sahabe-i kiramdan hiçbirisi peygamberimizden bir şikayette bulunmamıştır. Öğretmene muhakkak surette ihtiyaç vardır Gülşah Hanım. Olmaz mı? Öğretmensiz ilim öğrenmek mümkün değildir. Gönüllü öğretmenler var. Hiçbir maddiyat gözetmeksizin. Farz misal, gönüllü öğretmenlik ayrı bazı kurum kuruluşlarda, çocuk esirgeme kurumlarına mesela gönüllü olarak oraya vakit ayıran kişiler var. Üniversite öğrencileri biliyorum zaman zaman gidiyorlar. Bir de konu komşunun çocuğu, tanıdık biri takıldı. Ona da dersinde yardımcı olmak, bir şey öğretmek, problemini çözmek çok kıymetli sevap iş. Aslında elbette, değil mi? Yani buradan onu da çıkarıyoruz aslında. Elbette efendim. Şimdi bazı insanlarımız maalesef menfaatperest oldular. Diyorlar ki kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Kaz gelmeyecekse benim tavuk boşa gitmesin diyor. Halbuki Gülşah Hanım, Allah-u Teala'nın rızası her şeyden daha büyüktür. Estağfirullah. Ve rıdvanu minallahi ekber diye ayet-i kerimede de geçiyor efendim. Allah rızası için bir din kardeşine, bir komşusuna, hatta bir gayrimüslime hakkı, hayrı, İyi şeyleri, güzel şeyleri öğretmek, mertebe gözetmek sizin indi ilahide çok sevaptır efendim. Evet, evet. Çok sevaptır kesinlikle. Efendim. Hele sevgili Peygamberimiz leyse minna men lem yuvakkir kebirana ve lem yerham sagirana buyurmuşlardır. Büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir. O bakımdan darül acizelerde, huzur evlerinde, çocuk esirgeme kurumlarında yetiştirme yurtlarında, sahil yerlerde bizim yapabileceğimiz hizmetler varsa onları muhakkak yapmaya çalışmalıyız. Kesinlikle. O insanlara buralarda güzel hizmet ediliyor, güzel bakılıyor. Evet. Sağ olsun Cenab-ı Hak devletimize zeval vermesin. Devlet ve hükümet yetkilileri gerekli tedbirleri alıyorlar. Ama gönüllü teşkilatların da, evet, sivil toplum kuruluşlarının da böyle yerlerle ilgilenmesinde ben şahsen fayda görüyorum efendim. Evet. İzleyicilerimizden gelen soruları cevaplandıracağız hocam. Ama dilerseniz bir es verelim. Peki efendim. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Efendim, gönül sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Hemen ben mail adresimizi hatırlatayım. Gönülsohbetleri@sine5.com.tr mail adresinize maillerinizi, suallerinizi gönderebilirsiniz efendim. Hocam,
Abdestle ilgili birçok soru var. Guslün farzları, dört mezhebe göre guslün farzları nelerdir? Şimdi Gülşah Hanım, tam kitabın orta yerinden bir sual sorulmuş. Çünkü gusül sayı olmazsa abdest sayı olmaz, abdest sayı olmazsa namaz sayı olmaz, değil mi? Değil mi? Bunların hepsi birbirine bağlı. Dört mezhebe göre guslün farzlarını sayacak olursak şunları söyleyebiliriz. Hanefi mezhebinde birincisi ağzın içini yıkamak. İkincisi burnun içini yıkamak. Üçüncüsü bedenin her yerini yıkamak. Hı hı. Göbek içini, bıyık, kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları yıkamak da farzdır. Göz kapakları içinde kalan gözleri ve kapalı küpe deliğini yıkamak gerekmez. Hanefi'de bunlar var. Maliki mezhebinde niyet birincisi. İkincisi bedenin her yerini yıkamak. Üçüncüsü delk, yani uzuvları, organları olmak. Hanefilikte niyet yok mu hocam? Hanefi'de... niyet ettim Allah rızası için abdest almaya... Şart değil efendim. Değil mi? Ama sünnet. Sünnet. Sünnet efendim. Dördüncüsü muvalat. Uzuvları peşi peşine, peşi sıra, arka arkaya. Yani ara vermeden yıkamak. Beşincisi saçları hilallemek. Parmakları saçların arasına şöyle sokmak. Kıdem itibariyle üçüncü sırada Şafii mezhebi vardır. Hı hı. Şafii mezhebinde birinci farz niyet. İkincisi bedenin her yerini yıkamak. Bazı kitaplarda Şafii mezhebinde guslün farzı üçtür deniyor. Bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. Beden yıkanınca necaset de temizlenmiş olacağı için guslün farzına iki denmesinin mahsuru yoktur. Dört mezhepten sonuncusu olan Hanbeli mezhebinde ise guslün farzı birdir. Bu da bütün vücudu yıkamaktır. Bu guslün rüknüdür. Yani guslün içindeki farzdır. Gusle başlarken niyet etmek ve besmele çekmek de farzdır. Ağzın ve burnun içi bedenin dışı sayıldığı için buralarda yıkamak farzdır. Bunlar da ilave edilince guslün farzı Hanbeli'de 5 oluyor. Yani 1 niyet etmek, 2 besmele çekmek, 3 bedenin her yerini yıkamak, 4 ağzın içini yıkamak, 5 burnun içini yıkamak ve görüldüğü gibi dört mezhepte hemen hemen aynı hususlarda Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli ittifak etmişlerdir efendim. Başka bir sorumuz hocam. Gusülde gargara şart mıdır? Buruna çok su çekerek yanma hissedilmesi gerekir mi? Hayır, öyle bir şart yok. Gargara yapılması abdeste de gusülde de farz değildir. Hı hı. Sünnettir. Hatta oruçluyken gargara yapılması mekruhtur. Çünkü boğaza su kaçabilir. Eğer boğaza su kaçarsa oruç bozulmuş olur. Evet. Bu bakımdan gargara abdestte de gusülde de farz değildir, şart değildir, sünnettir, usulüne uygun şekilde yapılmalıdır. Abartmamak lazım diyebilir miyiz, evet, aslında efendim, değil diyebiliriz mi? Efendim. Diyebiliriz efendim. Başka bir sorumuza geçeyim hocam. Yine abdestle alakalı. Abdeste ve gusulde gereğinden fazla su kullanmak israf mıdır? İsraftır efendim. Peygamber Efendimiz yine burada da değil mi kararı? Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem hem gusulde hem de abdeste belli miktarlarda su kullanmıştır. Hatta bir defasında bir kişi nehirde abdest alıyor olsa, nehirde abdest alıyor olsa 3 defadan fazla yıkasa israf olur buyurmuşlardır. Hmm. Su akıp gidiyor. Evet. Yani siz kullansanız da akacak, kullanmasanız da akacak. Buna rağmen uzuvları, organları 3'er defa yıkamak sünnettir. Daha fazlası israf olmak. Sevabı gireyim derken, evet, değil mi? Günaha girmemek lazım. Günaha girilmiş oluyor efendim. Uzun bir sorumuz var hocam. Vesveseli biriyim diyor izleyicimiz. Dikkat etmeme rağmen abdeste, gusülde kuru yerim kalmışsa yahut secde-i sehv yapılacakken unutmuşsam, buna benzer başka şeyleri unutmuşsam, oruçlu iken unutup yiyip içmişsem, unutarak namaz vaktini çıkarmışsam, sonra da hatırlamadığım için kaza etmemişsem, ahirette benim halim nice olur?
Şimdi efendim dinimizde unutmak özürdür. Bir defa unutarak yiyip içmek orucu bozmaz, kazada gerekmez. Onu bir söyleyelim. Unutarak namazın kazaya kalması da günah olmaz. Hatırlar hatırlamaz hemen kılması gerekir. Abdeste, gusülde kuru yer kalmışsa gayret etmesine rağmen, üçer defa yıkamış olmasına rağmen bilmediğimiz yer kalmışsa mahsur olmaz. Acaba kuru yer kaldı mı diye defalarca yıkamak gerekmez. Efendim ben bir defa Ankara İlahiyat Fakültesi'nde abdest alan bir genç gördüm. Çocuk sağ kolunu yıkıyordu. Hı hı. Ben geldim, abdest aldım. Evet. Gittim 10 rekat öğle namazını kıldım, geldim. Çocuk ayağına daha yeni gelmişti. Niye öyle yavaş? Vesveseye tutulmuş. Olmadı mı acaba diye, evet, mi? Habire yıkıyor. Oh. Yıkıyor, 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 yıkıyor. Kıpkırmızı kesiliyor. Olmaktan, o soğuk sudan uzvu kıpkırmızı oluyor. Her vakitte öyleyse? Efendim, her vakitte. Oh. Hatta böyle tonlarca su harcayan insanlar var gusülde. Gusülde. Bu vesvesedir. Dolayısıyla bu bir hastalıktır. Bunun tedavisi için uğraşmalıdır. Bunun çaresi şudur Gülçe Hanım. Abdeste uzuvlar üçer defa yıkanacak. Suyu aldı avcuna. Koluna böyle döktü. Bunu üç defa yaptığında kesinlikle yıkanmıştır diyecek. Vesveseden kurtulmanın çaresi budur. Evet. Yoksa ya kuru yer kaldıysa, ya kuru yer kaldıysa. Farkında olmadan, evet, kaldıysa artık Allah'ın, evet, bileceği. Efendim, işte, takdir Allah'ın. Yine soru içerisinde ya secde-i sehvi gerektiren bir hal namazda olduysa. Efendim secde-i sehvi gerektiren haller fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında yazılıdır. Onlar ya yapılmıştır ya yapılmamıştır. Ya yapıldıysa diye tereddüt etmeye lüzum yok. Aksattıysan ya, mı demek istiyor izleyicimiz? Efendim? Secde-i sehv derken hocam? Secde-i sehv yanılma secdesi. Mesela diyelim ki dört rekatlı öğle namazının farzını kılarken, evet, ilk iki rekattan sonra oturmak vaciptir. Evet. Bunu unutsa, evet, ayağa kalksa, daha sonra da oturmadığını hatırlasa, sonunda secde-i sehvi denilen iki defa yanılma secdesi yaparak namazını tamamlar. Yeniden kılması gerekmez. Şimdi bu kişi normal olarak namazını kılmış ama ya ben o ilk iki rekattan sonra oturmadıysam. Hocam bana da oluyor. Şimdi, evet, rükû ve secdede Sübhane Rabbi el-Azim ve Sübhane Rabbi el-Ala yerlerini bazen karıştırabiliyorum. Namaz bittikten sonra acaba doğru mu kıldım diye vesveseyi ben de düşüyorum. Yok, hiç tereddüde sonra lüzum yoktur. Sonra baştan kılmak lazım mı? Hayır, gerekmez. Her ikisi de tesbihtir. Sübhane Rabbi el-Azim demek, azamet sahip olan Rabbimi tesbih ederim demek. O bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Bütün kamil sıfatlar ondadır demek. Sübhane Rabbiyel A'la demek de en yüce olan Rabbimi tesbih ederim demektir. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim denilir üç defa. Evet. Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel A'la denilir. Ama biri diğerinin yerine yanlışlıkla okunsa bir şey lazım gelmez. Namazı iade etmek gerekmez. Gerekmez mi? Ben gerekmez de, efendim. O ikisini de karıştırabiliyorum bazen. Gerekmez efendim. Ben de vesveseye düşüyorum hocam. Hiç düşmeyin efendim. Artık bu sohbetten sonra daha vesvese olmayacak efendim. Takdir Allah'ın. Allah herkese kılmayı nasip etsin inşallah. Hadi. Diğer bir sorumuza geçeyim hocam. Gusne derken konuşmak sakıncalı mıdır? Efendim konuşmamak sünnettir. İhtiyaç yokken konuşmamalıdır. Konuşmak mekruhtur efendim. Hmm. Bazen şey yaparlar böyle abdest alırken, hani biri bir şey sorduğu zaman ses çıkartmaz, kafa sallar hani. Bekler. Evet. Çünkü abdest esnasında da, gusül esnasında da konuşmak mekruh diye kayıtlar var fıkıh ilmihal kitaplarında. Hı hı. O bakımdan ihtiyaç olmadıkça, zaruret olmadıkça konuşmamalı. Yine gusülle alakalı hocam. Guslettikten sonra tekrar abdest almak mekruhtur. Abdest bozulmadan başka yerde almak caizdir deniyor. Başka yerde almaktan maksat nedir demiş izleyicimiz. Şimdi efendim guslettiği yerde değil de başka yerdeki lavaboda abdest almak demek. Mesela bir kişi gusül abdesti alırken ne yapıyor? Önce
güzel bir namaz abdesti alıyor. Sonra 3 defa başına, 3 defa sağ omzuna, 3 defa sol omzuna su döküyor. Bununla boy abdesti tamamlanmıştır. Böylece abdest, boy abdesti tamamlandıktan sonra tekrar abdest almaya lüzum yoktur. Hatta bu şekilde uslu tamamladıktan sonra orada abdesti varken tekrar ben bir namaz abdesti alayım dese bu mekruhtur. Ama banyodan çıksa, lavaboda abdest alsa, isterse abdesti bozulmamış olsun, o caiz olur. O mekruh olmaz hemen. Tekrar yine gusülle alakalı. Gusülden sonra ayakları tekrar yıkamak gerekir mi hocam? Eğer ayağının altında su birikiyorsa, yıkanmış su ayağına, yani kullanılmış su ayağına değiyorsa, çıkarken ayakları tekrar yıkamak gerekir. Ama su toplanmıyorsa, ayaklarını abdest alırken yıkadığından tekrar yıkaması gerekmez. Hocam, abdestsiz kişinin işleri rast gitmez derler. Doğru mudur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Yola çıkmaktan, uzun yola çıkmaktan falan kişi sakınır. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehit olma vesilelerini sayarken bir madde olarak da abdeste bulunmayı sayıyor. Abdesti olmak çok hayırlı bir iştir, mübarek bir iştir, lüzumlu bir iştir. Anadolu'da affedersiniz abdest bozma tabir ederler. Bunun manası şudur. Müslüman devamlı abdesti bulunur. İhtiyaç giderdiğinde abdesti bozulur sadece. Evet. Hemen tekrar abdest alır. Hatta abdesti bulunmak sünnettir, müstehaptır diye kitaplarda kayıtlar var. Evet. Bir başka şey, boy abdesti alması gereken kişiye malum cünüp deniyor. Cünüp bulunan bir eve, yine affedersiniz köpek bulunan bir eve ve bir de canlı resmi bulunan bir eve rahmet melekleri girmez buyuruluyor. Ne resmi hocam? Canlı resmi, yani insan resmi. Öyle mi? Veya hayvan resmi. Bunlar kişinin kendi resmi de mi? Evet efendim. Bunlar albüm içerisinde muhafaza edilebilir. Veya ondan üzeri, mı mevlüt okunurken o resimlerin örterler, üzeri kapanıyor? Onun için örterler efendim. Bakın, bunlardan bir maddede cünüp kimsenin bulunduğu odadır. Onun için gusletmesi icap eden kişinin hemen bir an evvel boy abdesti alıp bu halden kurtulması lazımdır. Ama henüz namaz vakti değilse, daha namaz vaktine zaman varsa, tehirine cevaz var. Fakat namaz vakti girmişse ve vakit de daralmışsa, namazı kaçırmamak için hemen boy abdesti alması ve namazı vaktinde yetiştirmesi farzdır efendim. Hocam, köpek bulunan eve melek girmez dediniz. Peki benim bir arkadaşım var. Evde köpek besliyorlar. Birçok arkadaşım zaten evinde kedi köpek var. Ama o evde 5 vakit namaz kılan insan da var. Kılınmaz şimdi, mı? Şimdi efendim şöyle. Fıkıh kitaplarında el kelbül muallem, talimli köpek diye bahisler vardır. Bu av köpekleridir. Yine sürüleri olan insanların köpek beslemeleri lüzumlu, gerekli. Ancak köpeğin insanların yaşadığı odaya çıkarılması uygun değil. Onun avluda bir kulübesi bulunmalı, köpek orada beslenmelidir. Eve sokulmayacak mı? Hayır, eve sokulmaması gerekiyor. İslam geleneğinde böyledir. Ama kedinin girmesinde mahsur yok. Öyle mi? Tabii efendim. Kedi temiz bir hayvandır. Onun için köpek de bu bize Avrupa toplumundan gelmiştir, geçmiştir. Hayvanseverler kızmasın. Efendim, biz hayvanlara çok şefkat ediyoruz. Hayvanları çok seviyoruz. Çok hocam da, evlat gibi olduğunu söylüyorlar. Çok onunla da hani merhamet ediyoruz. Hatta Gülşah Hanım, onunla uyuyorlardı hocam. Bir tanesi bana bir soru sordu Avrupa'dan. Hocam dedi, ben
çok büyük bir yakınımı kaybettim dedi. Başınız sağ olsun efendim. Anneniz babanız mı dedim, daha yakın dedi. Eşiniz mi dedim, daha yakın dedi. Çocuğunuz mu dedim, daha yakın dedi. Kardeşiniz filan mı dedim. Hayır efendim. Kim dedim, köpeğim dedi. Dedim, hocam beslemeyen bilmez. Evet dedim. Yani anlayamaz. Peki buyurun. Evet. Buyurun siz bununla ilgili ne soracaksınız? Hocam ben dedi köpeğime bir mezar yeri satın aldım. Mermerden bir kabir yaptırdım dedi. Şimdi ben onun başına arada sırada gidiyorum. Ya Rabbi bu köpeğimi benimle cennette beraber eyle dua diye dua ediyorum. Benim de arkadaşlarım ya böyle bir dua yapılmaz diyorlar. Siz ne diyorsunuz dedi. Ben de tabii öyle bir duanın uygun olmadığını söyleyince kızdı bana, teşekkür dahi etmeden telefonu ya yüzüme kapattı. Ay. Efendim vaktiyle bizim memlekette köpeğimiz vardı. Bizim evimiz meskun mahalleden biraz uzaktaymış. Evimize Arefe bizim gecesinde... Bizim de var köpeklerimiz ama hani iş Arefe yerinde, gecesinde bahçede... Hırsız girmiş, kurbanlık hayvanlarımızı götürmüş, bayramlık elbiseleri götürmüş. Bunun için babam bir köpek tutmuş. Ama bahçede bulunurdu, avluda bulunurdu. Yukarıya odaya çıkmazdı efendim. Odaya çıkarmazdık. Ve onun için bizim tavsiyemiz... Dinimize göre. Evin dinimize göre kitaplarda onlara bildiriyoruz. Yani ben şahsi kanaat burada serdetmiyorum asla ve kata. Öyle yapan insanlara da herhangi bir şey demiyorum, söylemiyorum. Ben asla ve kata onları da tahkir, tezif etmiyorum. Alaya da almıyorum. Hı hı. Böyle bir işimiz zaten olamaz. Dinimiz böyle buyurmuş. Tabii efendim. Biz dinimizin bir hükmünü bildiriyoruz. Köpeğin kişinin yaşadığı odada bulunması uygun değil. O odaya rahmet melekleri girmez buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri böyle buyurmuştur efendim. Namaz kılınmaz mı o evde? Efendim başka bir odada kılmalı. Hmm. Çünkü necis olabilir, temiz olmayabilir. En azından bir odayı hani namaz kılmaya ayırmalı, evet, ve köpeği ayırmalı, o odadan ayırmalı, uzak tutmak. Evet, çünkü hadesten taharet gibi bir farz olduğu gibi, yani abdestli olan abdest alması, gusletmesi gerekenin, hı hı, gusletmesi, boy abdesti alması farz olduğu gibi, hı hı, necasetten taharet de farzdır. Necasetten taharet demek bedeninin, elbisesinin ve namaz kılacağı yerin temiz olmasıdır. Evet. Temiz bir seccade serip de seccadenin üzerinde kılarsa kurtarır. Hı hı. Ama dediğiniz gibi temiz bir oda olursa, köpeğin girmediği bir oda, hı hı, orada kılınmasını biz tavsiye ederiz efendim. Hocam bir bayan ayakları çıplakken namaz kılabilir mi? Çorapsız. Efendim, efendim bizim hanım ve kerimelerin de ben namaz kılmalarını zaman zaman görüyorum. Hı hı. Uzun bir eteklik giyiyorlar. Evet, bileğe kadar. Evet efendim, hatta yere kadar. Rüküya eğildiğinde ve secdeye vardığında ayakları hiç görülmüyor. Böyle olunca mahsuru yok, çorap giymese de. Hı hı. Ama etek kısa ise çorap giyilmesi fıkıh kitaplarında yazılı. El ve yüz müstesna, ayağın da örtülmesi farz olan yerlerden olduğu kitaplarımızda yazılı efendim. Peki, bunu da iletmiş olduk. Cünüp kişinin bir şey yiyip içmesi, sokağa çıkması, cünüp kadının çocuğunu emzirmesi uygun mudur? Efendim, aslında ağzını yıkadıktan sonra yiyip içmesi caiz. Sokağa çıkmak da caiz. Keza kadın göğsünü yıkadıktan sonra çocuğunu emzirebilir. Namaz vakti çıkmadan önce yıkanmalıdır. Daha fazla cünüp durmak haramdır. Namaz kılan ve kılmayan herkes bir namaz vaktini cünüp olarak geçirirse azap görür diye kitaplarda kayıtlar vardır. Öyle mi? O bakımdan namaz çıkmayacak kadar durmasına ruhsat var, ama namaz vakti daralmışsa hemen gusledip namazı kılmalıdır. Cünüp olanın elini ve ağzını yıkamadan yiyip içmesi tenziyen mekruhtur. Yıkadıktan sonra yiyip içmesi mekruh olmaz. Fakat, hı hı, mecbur kalmadıkça cünüpken yiyip içmemelidir diye kitaplarda bilgiler veriliyor efendim.
mecbur olmadıkça yiyip içmeyecek. Evet efendim. Hmm. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, cunup olunca bir şeye dokununca onun pis olacağını zannediyor. Bu yüzden sıkıntı çekiyorum. Bu bir vesvese midir? Bu vesvesedir efendim. Vesvese mi? Cunup kimse nereye dokunursa dokunsun pis olmaz efendim. Pis olmaz. Hatta bakın ayet-i kerimede estağfirullah innemel müşrikune necesun fela yakrabul mescidel harame ba'de amihim hâdâ buyuruluyor. Müşrikler necistirler. Bu seneden sonra Mescid-i Haram'a girmesinler. Ama onların necis olan kendileri değil, bedenleri değil, itikatlarıdır, inanışlarıdır. Hı hı. O bakımdan bir gayrimüslim de yıkanmış ise, elini yıkamışsa temizdir. Onun elinin dokunduğu yer pis olmaz, kirlenmiş olmaz efendim. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, evde mescit olarak kullanılan odaya girerken itikafa niyet edilebilir mi? Buraya cunup girilebilir mi? Tabii efendim. Yani itikaf camilere girerken de neveytül itikaf, itikafa niyet ettim şeklinde söylenen bir cümle oraya cunup girebilir. Ama mescitlere cunup olarak girilmez. Hatta cunup olan insanların yapmaması gereken işler var. Hı hı. Bir, namaz kılamaz. Hı hı. İki, ezbere de olsa Kur'an-ı Kerim okuyamaz. İçinden de geçiremez mi? Okumaması lazım. Öyle mi? Üç, Musaf-ı Şerife el dokunamaz. Dört, tavaf yapamaz. Evet. Beş, camiye, mescide giremez. Bunları yapmaması Kur'an gerekiyor. Kur'an değil hani üç kulü vallahi bir alamda okuyamıyor mu hocam? Okuyamaz. Yani ama bayanlar özel muayyen günlerinde de mi okuyamazlar? Okuyamazlar. Kur'an-ı Kerim okuyamazlar ama Dua yapabilir. Hayır, dua yapabilir. Ha, dua. Yani tesbih, tahmid, tekbir, tehlil dediğimiz Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah bunlar okuyabilir. Üç kulü Allah bir elem? Okuyamaz. Okuyamıyor peki. Sonra salavat-ı şerif okuyabilir. La havle ve la kuvvete illa billah okuyabilir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebilir. Kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi okuyabilir. Dua, tesbih, tahmid, tekbir yapabilir. Hı hı. Ama sure olarak, ayet-i kerime olarak okuyamaz efendim. Bunu belirttiğimiz iyi oldu. Evet. Cunup kimse selam verebilir mi? Ve verilen selamı alabilir mi? Verebilir de alabilir de. Hiç mahsuru olmaz. Çünkü selam bir duadır. Dolayısıyla hem de güzel bir duadır. Hı hı. Cünüp kimse sadece Kur'an-ı Kerim'den sure ve ayet okuyamaz. Fakat her çeşit duayı okuyabilir. Her çeşit zikri çekebilir. Hatta ben şu ilaveyi de yapayım. Fatiha ve Rabbena Atina gibi dua ayetlerini sadece dua niyetiyle okuyabilir. Rabbena Atina fid dünya seneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabennar. Bu bir ayet-i kerimedir. Başına Allahümme getirse. Allahümme Rabbena atina fid dünya seneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabennar. Sonra da bir rahmetike ya erhamer rahimin getirse. Bu dua olmuş olur. Bunu böylece okuyabilir. Fatiha'yı da besmelesiz sadece dua niyetiyle okusa yahut onun sadece son kısmını. İhdina sıratal müstakim. Orası duadır. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime hidayetle. Sıratal lezine enamte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. Kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan sırat-ı müstakime ilet, ulaştır. Gazaba uğrayanlarınkine değil, dalalete düçar olanlarınkine, sapmış olanlarınkine de değil. Bu kızım duadır. Burayı dua olarak okuyabilir efendim. Biz programımıza devam edeceğiz. Ne zaman hocam? Herhalde. Sözünüzü valla kesiyorum. Bir noktalı virgülden sonra galiba. Noktalı virgül kısa bir yerden sonra geliriz efendim. Efendim Gönül Sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. Gönül Sohbetleri @sinebeş.com.tr bizlere ulaşabileceğiniz mail adresimiz. Hocam, cunupken gusletmeden önce elini yüzünü yıkayıp tırnaklarını kesen veya sakal tıraşı olan yine mekruh işlemiş olur mu? Olur efendim. Olur. Elini yüzünü yıkasa da yine tenziyen mekruh olur. Yalnız Gülşah Hanım, burada mekruhlar iki kısım. Bir, tahrimen mekruh, harama yakın olan. İki, tenziyen mekruh. O da helale yakın olan. Dolayısıyla cünüpken tırnağını kesmemeli. Efendim sakal tıraşı olmamalı. Guslettikten sonra tırnaklarını kesmeli. Sakal tıraşı olmalıdır. O tenzihen de olsa mekruhu işlememelidir. Çünkü mekruh
Peygamber Efendimizin beğenmediği iş demektir. Peygamberimizin beğenmediğini bir Müslüman da beğenmemelidir. Yine evet, ibadetlerin sevabını gideren şey demektir mekruh. Namazın mekruhlarını da işlememelidir. Abdestin mekruhlarını işlememelidir. Usul mekruhlarını işlememelidir. Bir izleyicimiz büyü yaptırmanın günahı nedir demiş hocam. Büyü diye bir şey var değil mi? Var efendim. Şimdi dinimizde günahlar küçük ve büyük günahlar diye iki kısma ayrılıyor. Evet. Büyük günahlar El-Kebair adıyla anılıyor. El-Kebair ve Sagair ismiyle çok kıymetli kitaplar da yazılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ben size büyük günahların en büyüklerini haber vereyim mi buyuruyorlar. Ve yedi madde sayıyorlar. Birisi şirk, birisi ana babaya isyan, birisi yalancı şahitlik, birisi yalan konuşmak. Bu arada büyü de sayılıyor. Arapçada sihir deniliyor. Evet. Büyü yapmak da yaptırmak da haramdır efendim. Hem yapmak hem yaptırmak haramdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyü yapılmıştır. Lebit İbnül Asam isimli bir Yahudi yapmıştır. Efendimiz hastalanmıştır. Tabi Allah-u Teala dilerse tesir eder. Cenab-ı Hak dilemezse büyü tesir etmez. Nazar da tesir etmez. Ama Cenab-ı Hak dilediği takdirde tesir eder. Felak ve Nas sureleri nazil oldu. Peygamber Efendimiz onları defalarca okudu. Ayrıca o büyü yapan kişi bir ipe okuyup üfleyip düğümledi. İpi düğümledi, okudu, üfledi. Bunu bir kuyuya attı. Ali Efendimiz'i, Peygamber Efendimiz çağırdı. O kuyunun suyunu çektirdi. Gerçi üzerine üflenmiş, düğümlenmiş ipi bulamadılar ama kuyunun suyu çekilince Peygamber Efendimiz Muavizeteyn dediğimiz Felak ve Nas surelerinde defalarca okuyunca biiznillah iyileştiler. Felak ve Nas mıdır hocam? Felak ve Nas sureleri. Hani kişi kendinde böyle bir şeyler evet, hissediyor. Bir rehavet gibidir, bir esneme evet, gibidir. Bir ayetel kürsi, efendim Felak ve Nas okunması tavsiye ediliyor. Peki hocam, bu büyüleri bozan kişiler de var. Bu bozan kişilere para vermek caiz midir? Efendim, pazarlık yapması katiyen uygun değildir. Ben şu kadar para alarak bu işi yaparım demesi haramdır. Yapıldığı gibi bozuluyor da evet, değil mi? Evet ama çok merak edilen bir konu bu. Diyelim ki onun büyüsünün bozulmasına yardımcı oldu. Hı hı. Herhangi bir para istemedi. Fakat kişi bunun bana faydası oldu, yardımı dokundu diye ona bir hediye verse o hediyeyi almak caizdir. Keza birisi mevlide gitse, mevlüt okusa, evet, ben şu kadar liraya mevlüt okurum dese bunun alınması, bu paranın alınması yasaktır. Öyle mi? Tabii efendim. Parayla okunuyor hocam. Evet. Ama mevlidi okudu. Evet. Ne verirseniz mi demesi lazım? Hiçbir şey dememesi öyle lazım. Öyle mi? Allah rızası için gelip okuması lazım. Ama ev sahipleri. Bu devirde biraz zor efendim, hocam. Anlayışlı insanlar olup ona bir gömlek hediye derlerse. Ya başka bir hediye verirlerse. Para değil, hediye mi? Para da olabilir. Ama gönlünden bir zarfın koparsa, içerisine bir şey koysa, gönlünden geçen bir şeyi koysa, hediye olarak verse bunu almak caiz olur. Bir şey soracağım şimdi. Toparlayacağım, programımızın sonuna geldik ama şimdi büyü çok merak edilen bir konu. Kişiye büyü yapıldı ve bir karşısında biri var ve büyü çözeceğini söylüyor. Büyü yapılmış kişi de ona itimat etmek durumunda, artık çıkarı kalmamış, işleri ters gidiyor, ilişkisi kötü, evliliği kötü, her neyse, ama bozacak kişi para istiyor. Kişi çaresiz, versin mi? Vermemeli efendim. Vermemeli. Vermemeli. Onların çoğu menfaatperest, yani para tuzağı kurmuş kişilerdir. Zaten bu işi bilen kişi istemez diyorsunuz. Evet efendim, tabii efendim. Allah rızası için insanlara yardım etmek çok kıymetlidir. Hayrün nas, ben yenfe'un nas buyuruyor. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Seyyidül kavmi hadimuhum buyuruyor. Bir topluluğun efendisi onlara hizmet edendir. Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmelidir. Bunu Allah rızası için yapmalıdır. Ama o böyle yapınca ben de ona bir cemile de bulunayım diyerek bir hediye verirse onu almakta mahsur olmaz.
Çok sorularımız var hocam ama diğer programlara bırakmak zorundayız. Gönül sohbetleri sinebeş.com.tr mail adresimi tekrar hatırlatayım efendim. Hocam çok teşekkür ediyorum güzel ben sohbet ve suallere cevaplar için. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.